Merhaba arkadaşlar, ben Joju. Şimdi sizlere bir köpek balığı çizeceğim. Benden köpek balığı çizmemi isteyen arkadaşlarım Ege, Burak, Ferhat, Burcu, Tuğçe, Altan, Emir, Yağmur, Seval, Sevim, Batuhan, Tülin, Adem, Ayçin, Zeynep, Görkem, Halim, Roki, Mahdi, Sevda, Alper, Arda, Melisa, Murat, Berfin, Boran, Cem, Gökçen, Salim, Nurgül, Sude ve Mert. Hadi kağıt ve kalemlerinizi hazırlayın ve siz de bana eşlik edin. Birçok yay çizeceğimiz bir resim olacak bu. Kağıdımızın sol tarafından sağa doğru bir çizgi çiziyorum. Hafif eğimli bir yay. Sonra yukarı doğru bir yay daha. Ama daha kısa ve biraz daha eğimli. Aşağıya doğru kısa dik bir çizgi. Sonra bir kenarı olmayan bir üçgen ve minik bir yay. İşte köpek balığının suyun üzerinde görünen ve herkesi korkutan yüzgeci. Şimdi kuyruğuna kadar uzanan bir yay daha çizelim. Tabii kuyruk şu anda görünmüyor. Birazdan çizeceğiz. Şimdi ilk çizdiğimiz yayın ucundan bir yay daha çiziyoruz. Böylece köpek balığımızın burnu ortaya çıkmış oldu. Gülümseyen bir ağız için bir yay daha ve sonra bir yay daha. Ağız açık gibi oldu. Şimdi minik bir yay daha çizelim. Ve ardından kolları gibi görünen yan yüzgeçleri için bir V şekli çizelim. Bu köpek balığı çok güzel oluyor. Şimdi bu V'nin ucundan kuyruğa doğru bir yay daha çiziyorum. Üstteki yayla neredeyse birleşecek gibi ama birleştirmiyorum. Artık kuyruğu çizme vakti geldi. Bir balık için kuyruk çok önemli. Yukarı doğru bir yay, sonra aşağıya doğru minik bir yay, sola doğru minik bir çizgi ve aşağıya doğru bir yay daha. Sonra kuyruğun alt köşesini ekliyorum ve tamam. Şimdi de köpek balığının karın bölgesini çizelim. Şu yan yüzgecin önüne çizdiğimiz yayın devamını çizerek yapacağım bunu. Ortada bir yerde minik bir yüzgeç daha ekliyorum. Sonra da kuyrukla birleştiriyorum. İşte böyle. Şu minik yüzgeçten üst tarafa da yapalım. Şimdi burnunun ucundan başlayan ve yan yüzgecin diğer ucuna kadar giden bir çizgi çiziyorum. Böylece köpek balığımızın üst ve alt bölümleri daha belirgin oldu. Hadi gözle çizelim. Bakalım nasıl görünecek. Bir daire çiziyorum ve içini boyuyorum. Tabii ki minik bir beyaz alan bırakarak böylece çizdiğimiz hayvanlar daha canlı görünüyor. Ve sıra geldi o keskin dişlere. Ağzının açık olan kısmını önce minik bir çizgiyle kapatıyorum. Sonra da bir zigzag çizerek dişlerini yapıyorum. Vay canına, sivri dişleri yaptık ama bu kadar sevimli olacağını tahmin etmemiştim. Hadi diğer tarafta kalan yüzgeci de çizelim. Sonra da hemen boyamaya geçelim. Bu köpek balığını açık mavi renge boyamak istiyorum. Bu çizimi beğendiyseniz lütfen hemen beğene basın. Hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olmak için de abone ola basın. Çizdiğiniz resimleri bana e-postayla göndermek için jojiagonder@gmail.com adresimi kullanabilirsiniz. Gayet güzel oldu. Böyle mavi beyaz gördü mü iyi. Ama ben alt bölümünü sarıya boyamak istiyorum. Renkli resimler yapmayı sevdiğimi söylemiştim. Bakalım nasıl olacak? Beğenirseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Belki siz de başka renklerde boyar ve bana gönderirsiniz. Mesela mor veya turuncu bir köpek balığı nasıl olur acaba? Çok merak ettim. İşte bu kadar. Benimki bitti. Başka bir çizimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.